bir çeşit zamklı, mat, sulu boya. Zaten buna da nokta nokta boya denir. Bu haliyle pek... Guaj. Guaj gayet güzel. 800 yaptı kasayı. Yine batı kökenli bir kelime çıkacak. Hatta kökeniyle birlikte hazırladığımız bir sorusu var. Buyurun gelsin, yaygın kullanılıyor dilimizde. Hiç merak etmeyin. Gayet iyi biliniyor yani. Kent ve kasabada kenar mahalle anlamında Macarca kökenli bir sözmüş bu. Unutalım Macarca kökenli olduğunu. İlk kısmı da boş verin. Kenar mahalle, kenar semt. Ay dilimin ucunda. Kenar mahalle. Bir hakaret varoş. Sözü nedir? Varoş. Varoş. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bir eş anlamlı sorusu gelecek. Hemen harfe tutunmayalım. Olur mu? Çabucak akla gelen kelimelerden biri değil ama dur bakalım ne olacak. Gerdek. Bu sözcüğün eş anlamlısı. Gerdek gecesi, nokta nokta gecesi. Zifaf. Yonca Hanımcığım. 1800. Bu Ankara yolculuğunda mı kısıldı sesiniz? Sanırım evet. Kısık sesimle yani hani sesim çıkmıyordu. Ona rağmen yarıştım, kazandım dersiniz. Güzel bir hikaye değil mi? İnşallah evet. O zaman aynen böyle efendim. Hiç beklemeyeyim. Bir bardak su, bir şey verelim mi? Biraz önce içmiştim, teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Avuç içi kehaneti. El falı. Oldu bitti. Kasa 2400 oldu. Şimdi bu hani gerdek zifaf sorusu gibi efendim. Yine böyle bir eş anlamlı sorusu. Eş anlamlı. Evet, ben size batı kökenlisini söyleyeceğim. Siz bana Arapçasını söyleyeceksiniz. Arapça. Buyurun gelsin. Komisyoncu. Arapça kökenli eş anlamlısını istiyorum sizden. Komisyoncu. Bir şey aklıma geliyor ama. Simsar. Ne geliyor aklınıza? Simsar. Ay. Altı harfli bir simsar. Evet. Sizi kim tutuyor? Simsar. Yapmayın öyle. Süre çok önemli. Bir daha üzerinden geçeyim ben müsaade ederseniz. 9600 yaptılar ama onunla da kalmadı Tülay Hanım. Evet. 1 dakika 11 saniye arttırdı. Evet. Eğer ki buldum diyorsanız basın durdurun. Yanlış çıkarsa zaten her sorudan sonra biliyorsunuz 30 saniye gibi bir süremiz var. Tamamdır. Tamam mı? Gelin bir nefes alalım biz. Gelin bir nefes alalım. Şu ana kadar hiç harf almadınız zaten. 2 harf alma hakkınız var. 2 harf. Halen de yaklaşık 3 dakikaya sahibiz. Başladığımızdan daha iyiyiz. Küçük bir ara verelim. Tamam. Bir yudum su içersiniz. Daha rahat devam ederiz. Tamam. Efendim küçük bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde Tülay Hanım'ın 9600 puanını geçebilecek mi Yonca Hanım? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Gün şampiyonlarımız hafta şampiyonunu belirlemek için toplandılar. 9600 puan artı 1 dakika 11 saniyelik sonuçla Tülay Hanım şu anda birinci sırada. Yonca Hanım çok güzel başladı. Şu anda başladığından daha iyi durumda. Bu soruya da cevap verdiği zaman tam ortada olacak. Ve hiç harf almadan 14'lünün yarısını bitirmiş olacak. Gelsin mi? Gelsin. Derin bir nefes. İşte sorunuz. Parfüm, içki ve tatlı yapımında kullanılan kokusuyla ünlü bitki. Anason. Anason değil. Anason içki tamam. Tatlıda da var. İçki. Parfümde kullanılıyor mu anason? Anasonlu parfüm kafa karıştırır. Olmaz. Vanilya değil. Nedir? Vanilya. İşte odur efendim.